Merhaba 7. sınıflar. Öncelikle hafta sonu ödevlerimizin çözümlerini bir göstermek istiyorum şöyle kısaca. Hem bu şekilde bir kontrol etmiş olursunuz cevaplarınızı. İkinci satırdaki sayıların toplamı ile birinci satırdaki sayıların toplamını soruyor. Birinci satırdaki sayıları topladığınızda eksi 5 çıkıyor. İkinci satırdakiler 6 çıkıyor. Buradan 6 ile eksi 5'i toplarsak 6 eksi 5 demek oluyor bu. Bu da eşittir 1. İkinci soru, burada modellenen işlemin sonucu hangisinin sonucu ile aynıdır? Sayı doğrusundaki işleme bakalım. 3'e gelmiş. Sonra artı eksi 7 yönünde, yani 7 birim sola gittiği için eksi 7 eklemiş. Cevap eksi 4. Hangisinin sonucu eksi 4'tür? B şıkkındaki işlemin sonucu eksi 4'tür gördüğünüz gibi. Üçüncüsü, aldığı puanların küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Özel tasarlanan dart tahtalarına üçer atış yapıp her bölüme birer atış isabet ettiren 3 arkadaş var. Hangi toplam en büyük, hangisi en küçük? Bunu bulmamız gerekecek. Şöyle baktığımızda Ayşe'nin attığı atışların puanlarını topladığımızda eksi 3, Ali'ninkiler 1, Ahmet'inkiler eksi 5. O zaman Ali, Ayşe, Ahmet şeklinde sıralanacak. En büyük negatif tam sayı nedir? En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı, pardon, iki basamaklı en küçük tam sayı diyor, negatif demiyor. Bunların en küçüğü de eksi 99'dur. Biliyorsunuz negatifler küçük olduğu için biz eksili olarak alıyoruz zaten. Toplamı eksi 1 ile eksi 99'un toplamı eksi 100 eder. Hangisinin sonucu yanlış sizce bu işlemlerden? C şıkkı. Eksi 12. Burası zaten 12 eder. Eksi 12, 12 daha 0 olmalıydı. Evet, bakın. Altıncısı. Hangilerini patlatırsa kalan balonlardaki sayıların toplamı eşit olur. 17 eksi 10 artı 13. Toplamı 20. 23 eksi 9 6 toplamı 20 etti. 7 5 8 toplamı 20 etti. Evet, herkes elindeki şu balonları patlatmış olacak. Zeynep eksi 5 balonunu, Fatih 4 balonunu, Elif eksi 8 balonunu. 7. sorumuz. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Bu işlemleri yaptığımızda bakın artı ve eksi yan yana, bunların yerine direkt şunun yerine eksi 9 yazabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda sonuç eksi 14 çıkıyor. Eksi 10 artı 9 eksi 1 eder. Eksi 5 eksi 6 eksi 9 eksi 15 artı 1, eksi 14. Bir şema verilmiş. Boşluklardan ve sonra K yerine ulaşmamız istenmiş bizden. Şöyle yapalım. Eksi 12, eksi 6 daha. Eksi 18. Eksi 6 ile 21'i toplarsak 15. Eksi 18 ile 15'i toplarsak da eksi 3. Evet. Geçtik diğer sayfamıza. Birazcık büyütelim. Eksi 49 sayısının toplama işlemine göre tersi K, 21 sayısının toplama işlemine göre tersi L'dir. Buna göre K artı L nedir? Eksi 49'un tersi toplamaya göre tersi 49. 21'in toplamaya göre tersi eksi 21. 49 ile
Eksi 21'i toplarsak 28 eder. A, B ve C toplamını soruyor bize buradan. A'yı buluyoruz. Sonra A'yı bulduktan sonra şu işlemden eksi 6 çıkıyor o da. Eksi 6 koyunca eksi 6 ile eksi 12'yi toplayınca eksi 18 çıkıyor. Ve B yerine eksi 18 koyunca eksi 18, 8 daha eksi 10 çıkıyor. Üçünün toplamı eksi 34. Gösterilen işlem hangisidir sizce? Bakın, böyle gelindi, sonra böyle, sonra şöyle. 2'ye bir gelmiş. Zaten bakın 2 ile başlayan bir tane var. 2'ye gelmiş. Sonra 3 eklemiş. Sonra eksi 9 eklemiş. Bu işlemin sonucu hemen nasıl yapıyorduk? Eksi 18 artı 5. Sayı doğrusunda düşünelim. Eksi 18'i 5 büyütün. 5 sağ tarafa giderseniz eksi 13. Eksi 13, eksi 3, eksi 16, eksi 16 artı 9, eksi 7. On üçüncü soru aynı işaretli tam sayıların toplamını gösterir. Hangisi aynı işaretli tam sayıların toplamı? Bir böyle gitmiş, bir böyle. Böyle gitmiş, böyle. Böyle, böyle. Şöyle, şöyle ve şöyle. Hangisi gösterir sizce? Tabii ki C şıkkı. 3'e gitmiş, bir birim daha gitmiş. Sonuç 4 olmuş. Yani artı 3 ile artı 1'in toplamını gösteren işlem. On dördüncüsü, bu modellenen işlem hangisidir diyor bize. Sonuç, bakın dikkat edin, 6 olacak. Zaten bununla ilgili bir tane şık var. 10, 10 tane artı pul varmış. Artı eksi 4. Üstüne eksi 4 daha eklenmiş. Yani üstüne eksi 4 gelmiş. Ama bu çıkma neyi gösteriyor? Eksilerle artılar birbirini götürüyor, nötrlüyor. Yani bunlar kalmıyor anlamında çıkıyor. Herhangi bir çıkartma değil de 10'la eksi 4'ü topladığımızı gösteriyor. Hangi sayıların yerleri değiştirilmelidir? Evet, birinci yoncudaki 15 ile 10. Bu sayıların toplamının, yoncalardaki sayıların toplamının aynı olması için hangi sayılar değiştirilmeli? Birinci yoncadaki 2 ile buradaki 8 değiştirilirse, bakın, bunların toplamı 15 ediyor. Diğerlerinin toplamı yine 15 ediyor. K ve L'yi buradan bulacağız öncelikle. Sonra da toplama işlemine göre terslerinin toplamını bulacağız. K'yi bulduk, eksi 3. L'yi bulduk, 5. K ve L sayılarının toplama işlemine göre tersini aldık. Biri 3 eder, biri eksi 5 eder. Bunların toplamı da eksi 2. Devam edelim ödevimize. Evet. Şöyle büyütelim. Tam sayıların en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır? Gördüğünüz gibi en büyüğü en küçüğünden 19 fazladır. Şimdi size burada cevapları hemen açık göstereyim ama bunun çözüm videosu vardı zaten. O yüzden açıklamayayım. Sadece şöyle cevaplarını göstereyim. Böylelikle kontrol etmiş olun. Evet, bu sayfayı geçtik. 20.
Sayfa. Sayma pullarıyla ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Gördüğünüz gibi eksi 6 tane pul var ve bir şey eklenip sonra çıkarılıyor. Bundan demek ki eksi 9, bakın ikinci kutucukta görüyoruz, eksi 9 çıkarılıyor. Geride de 3 kalıyor. Şimdi şu mutlak değerlere bakıyoruz. Bu mutlak değer eksi 2 demek. Ama mutlak değerin içinde eksi 2, eksi 2 yazıyor. O zaman bu ne demek? Mutlak değerin içinde ne var? Eksi 4 var. Burada ise eksi 6 var. Bunun değeri o zaman 2 oluyor. Bunun değeri 4, bunun değeri 6. Ve sıralamayı buna göre yapıyoruz. İki atış yapılmış ve isabet etmiştir. Buna göre iki atış sonunda elde edilen iki puan arasındaki fark en fazla kaçtır? Evet, en fazla kaç olabilir? En büyük sayıdan en küçük sayı çıkarılmalıdır tabii ki. En büyük sayı 11, en küçük sayı da buradaki eksi 7'dir. Farkın çok olması için biz bu şekilde düşünüyoruz. 11 eksi eksi 7, 18. A artı B işlemin sonucunu soruyor. A işlemini yazdık, B işlemini altına yazdık, topluyoruz. Burası A artı B yapar. 2 eksi 2, eksi 3 artı 3, artı 4, eksi 4 bunların hepsi bu şekilde gidiyor. Ve burada 21 kalıyor gördüğünüz gibi. Şurada da 1 var, 1 var. Bunlar gitmedi çünkü ikisi de artıydı. Bir de 21 kaldı. 20 de en son gitti, 21 kaldı. O zaman toplam ne diyoruz? 1, 1 ve 21'in toplamı 23. Dikkat ederseniz bunun sonunda yazan yer eksi 20 artı 21. Şurada onu göstermiş. A'nın en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinden ne kadar fazladır? En büyük tam sayı değeri A'nın 9. En küçüğü eksi 9. 9 eksi 9'dan ne kadar fazla? Sayı doğrusunda düşünün. Arada 18 birim fark vardır. Toplama işlemine göre tersi en büyük olan sayı, toplama işlemine göre tersi en küçük olan sayıdan kaç fazladır? Toplama işlemine göre terslerini bulduk. En büyük olanı 84. En küçük olanı eksi 63. 84 eksi 63'ten kaç fazla? Arada sayı doğrusunda düşünürseniz eksi 63 gerilerde, sıfırın gerisinde, 84 sıfırın ilerisinde. O aradaki birimleri bulmak için bu işlemi yapıyoruz. Ve 84 artı 63 oluyor. O da 147. Burada üçgen, daire ve bu simge verilmiş. Bu işlemin sonucu hangisidir diyor. Bulduğumuzda burası 4 yapıyor. 2 artı 2'ye dönüşür çünkü. Burası 1 yapıyor. Burası da eksi 8 yapıyor. Hepsini tek tek burada olduğu gibi, aynı bu işlemde olduğu gibi yazdığımızda da işlemimizin sonucu 5 olarak ortaya çıkıyor. Evet. Kalan ödevlerimize bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.